Günaydın baba. Günaydın Onoğan Tomruk Paşa. Günaydın Şükrü. Günaydın. Hatice, sen daha gitmedin mi? İlk günden işe geç kalacaksın. Gönül hanımlar kızacak sonra. Ne yapayım Şükrü, babam çıkmadı ki, daha nasıl gideyim? Sen işe geç kalmıyor musun baba? Seyyar satıcılığın en güzel yanı nedir bilir misiniz Tomruk Paşa? Nedir? Kendi işinin patronu kendisindir. İster gidersin, ister gitmezsin. Bugün keyfim pek yerinde değil. Yerinde olunca gideceğim. Bir sorun mu vardı yoksa? Yok baba, ne sorun olacak? Şimdi ne yapacağız Şükrü? Bilmiyorum Hatice. Hadi bakalım. Benim arkamdan iş çevirmek neymiş gör. Sıkıysa gidin bakalım hadi. Ne yapacağız Şükrü? Benim işe gitmeye niyetim var ama babamın yok. Baba, he? Bugün seyyar satıcıların bayramı mı? Resmi tatil falan mı? Bugün kendime istirahat verdim. Canım ne zaman isterse o zaman gidecek. Baba, senin yerlere başka seyyar çöreklenmesin. Çöreklenemez. Ben tescilli markayım. Benim tahtıma kimse oturamaz. Ay Şükrü, ben kesin bugün işe gidemeyeceğim. Acaba bugün benim yerime sen mi gitsen temizliğe? Yok, daha neler. Ne böyle böyle fısır fısır? Bir sıkıntınız mı var ya? Yok babacığım, ne sıkıntısı? Hani işe gidecekseniz, geç falan kaldıysanız mani olmayayım yani. Yok babacığım, ne işi? Hani gündelik işi falan, Gönül Hanım'ın yanında. Ulan aylak bakkal, sen kimi kandırdın zannedersin? Yok baba, ne kandırması? Hatice çok ısrar etti. Kariyer yapacağım dedi. Yani o bakımdan. O kariyer yapacak, sen de sarı yerde balık rakı yapacaksın ha Boğaz'a karşı. Bana bak, ben sana kızımın hakkını yedirmem, anladın mı? Aylak bakkal! Olmaz dedi. Sen iş bulmadan bu kız çalışmayacak. Sana kızımın alın terini yedirmem dedim. Şoka! ATV YouTube kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.